İnegöl'de ikamet eden 30 yaşındaki Selman Gölcük 5 yıl önce görücü usulüyle evlenip Afyon'a gelin olarak gitti. Birliklerin ilk yıllarında mutlu bir şekilde yaşayan Semra ve Sancar çiftinin çocukları olmasıyla birlikte mutlulukları bir kat daha artması beklenirken kabusa döndü. İddiaya göre alkol alan kocası başta olmak üzere kaynanası kayınpederi tarafından sık sık dayak ve işkencelere maruz kaldı. Ya evlilikte bir insan hiç karısını bu duruma düşürür mü? Allah rızası için yani yetkili özellikle Cumhurbaşkanımızdan şey istiyoruz, bu adamı yakalamasını istiyoruz. Artık dayanacak gücü kalmayan genç kadın baba evine sığındı. Ancak kocasının sürekli kendisini rahatsız etmesinden dolayı her gün ölüm korkusuyla yaşıyor. Özellikle bu adam ne yapmış biliyor musun? Bir daha o eve gitmek istemeyen Selma Gölcük boşanma davası açmaya hazırlandığı kocası tarafından ölümle tehdit ediliyor. Can güvenliği olmadığını söyleyen Semra şunlar söyledi. Kaynanam, kaynbabam, kocam hakaret ettiler, dövdüler, yere yatırdılar. Kocam şey burama yattı. Devlette bir yardım istiyorum ben. Evet, hayat tehlikeniz de var galiba. Var. Korkuyor musunuz eşinizden? Korkuyoruz. Çocuklarınız onlara da işkence yapıyor muydu evde? Evet, deviyordu. Büyük oğlumuz kafasını yere çarpıyordu. Hele küçüğü beter deviyordu. Ya bir tane bez getiriyordu, bezi şuraya da saklıyordu. Diyordu annem babam görmesin. Ya senin çocuğun, sonuçta sen çocuklarına bez getiriyor. Onlara ne? Ya eve ekmek getirmiyordu. 3 hafta bizi açtı. Gidiyordu işten geliyordu. Gidiyordu annesinin yanına ekmeğini yiyordu. Geliyordu aşağı. Biz o açta çocuk ağlıyordu. Bir parça ekmek. Yani büyük oğlum aşağı yukarı gidiyordu. Bir parça ekmek veriyordu. Hadi git evine. O çocuk hele aç kalıyordu küçüğü. Ağlıyordu. Evde de bir şey yok. Sancar niye eşya getirmiyorsun eve? Diyor eşya yok. Al şey yok. Koy sobanın üstüne. Seneye aç al. Ye. Ben de yuha yedim yuha oldum affedersen. Yani nereye kadar şey yapayım? Yani elinden geleni yaptım yani. Kaç kere beni dövdüler. Milleti araya koydular dedi iyi olacağız. Ellerine Kur'an'a vurdu. Yine gittim dedi iki tane çocuğum o evde. Yani sonuçta iki tane çocuğum var. Gideyim Allah yani yüzümü baksın yani çocuklarımı. Yine olmadı gittim. Yine aynı işkence aynı şey. Dövdüler, hakaret ettiler dedi, seni sevmiyoruz, Kürtsün. Bir daha açacak okuma yazmam yoktu. İşte. Ya, sığınma evine de kaldın evet, galiba. Evet, sığınma evine kaldım, 2 hafta. Bayram günü de dövdüler, gözüm şöyle oldu, kapkara oldu, şu şey kazak gibi oldu. Gözümü açamıyordum, herkes gördü. Sonra şey dedi, hastaneye götür, onu büyük kızı dedi, şey hastaneye götürürse, ailem hepsini şeye girer, hapse girer, bırakmadılar. Dedi şey, bir tane şey biz şurana koy da gelsen. Beni hastaneye götürmedi, kafam ağrıyordu. Yani gözümü açamıyordum. Çok beter, aşırı derecede beni dövdüler. Şimdi şey köye gitmişler kız istemeye hocama. Sakın sakın kardeşlerim sakın kendimi yaktım başımı sakın siz de yakmayın. Sancar Gülcük de kimse kız vermesin. Hele Afyon taraf, Afyon Derbent, Bayat köyü. Sakın kimse kız vermesin onları. Şu büyük oğluma şey rakı veriyordu. Sigara veriyordu. Her pis işi yani bunlara yaptırıyordu. Bana rakı veriyordu ben istemiyordu diyordu bizim şey dinimizde öyle geçinmiyor. Pis şey yani biz pis yani konuşma gibi olmuyor yani. Çok şey yapıyorlar yani. Semra Gölcük'ün kuzeni Adnan Kızılkaya ise kuzenim evlenip Afyon'a gittikten sonra hem kocası tarafından hem de kocasının ailesi tarafından sürekli dayak ve işkencelere karşı karşıya geldiğini ileri sürerek şuna söyledi. Yani böyle bir insan dışarıdan gezmek yani sakıncalıdır zaten. Yani bu insan niye dışarıdan geziyor? Yani böyle bir de kızı öyle bir dövmüşler ki kızı belki buraya geldiği gün inan ki var ya ben de o günle mesela şey yapacaktım. Baktım kızın psikolojikleri bayağı bozuk olduğu için biz o yüzden şey yapmadık. Yani kızı biraz psikolojikleri düzelsin ondan sonra biz çağıralım en azından sizinle konuşması için. Yani kızın psikolojik acayip derecede bozuk. Evet devletten ne istiyorsunuz? Devletten ne istiyoruz? Devletten bu adamın yakalanmasını istiyoruz. Ha, yani bu adam dışarıdan gezmek bile yani hakarettir ya bir kadın milletine. Ha, yani kadına öyle bir şey yapmışlar ki kadın ilk geldiği zaman buralardan inan ki var ya yani utanıyorduk kadına bakmaya. Yani o kadar her yerine yani ben vicdanım sızlıyordu. Benim eşim de Türk. Biz hiçbir zaman yani kalkıp da sadece kız Kürt olduğu için kıza hakaret etmişler.
Yani biz, benim eşim de Türk. Bugüne kadar hiçbir zaman ben eşime hakaret etmemişim. Hiçbirim, ne annem ne şey, bize yani, bizim de çoluk çocuklarımız var. Yani bu niye, yani sebep ne? Bu kıza niye hakaret ediyorlar?